Bir şeyleri kapıştırmak, bu mu yener yoksa şu mu diye rekabete sokmak kanımızda var. Spor tarihi unutulmaz yarışlarla ve tarihe geçen rekabetlerle dolu. Motor sporlarının zirvesi olan Formula 1'de de takım içi rekabetler bu sporun gerilimli hikayesini oluşturmuştur. Araç farkları bu sporda her zaman belirleyici bir faktördür. Ancak takım arkadaşınızla aynı araca sahipsiniz ve ona geçinmek yeteneklerinizin sorgulanmasına neden olur. 1951-1961 yılları arasında mücadele eden İngiliz pilot Stirling Moss şöyle diyor. Bir erkeğin iyi olmadığını kabul etmeyeceği iki şey vardır. Sürmek ve sevişmek. Şimdi sizlere birbirinden enfes 6 takım içi rekabetten bahsedeceğim. Geriye doğru sayalım. 6 numarada Sergio Perez ve Esteban Ocon'un gerilimli rekabetinden bahsedelim. 2017 yılında Force India pilotları Perez ve Ocon sezon başından beri yakın performanslar gösterip çoğu zaman puan potasına yer aldılar. Sezon başlarında da takıma sıkıntı çıkarmayan ikili, yarışlar ilerledikçe birbirleriyle mücadele etmeye başladı. Kanada Grand Prix'sine daha iyi lastiklere sahip olan Ocon'un, Ricardo ile podyum mücadelesi verebilmek için takımdan Perez'in kendisine yol vermesini istemesi ve Perez'in Ocon'a karşı sert savunma yapması ile ikili arasında ilk olay patlak verdi. Bu mücadeleden yararlanan Vettel'in de Force India'lara geçmesiyle Perez ve Ocon 5. ve 6. sırada kaldı. Takım bu olayı atıştırmaya çalışsa da bir sonraki yarış olan Azerbaycan Grand Prix'sinde iki pilot çarpışınca aralarındaki gerilim alev almış oldu. Macaristan Grand Prix'sinde startta temas yaşayan ikili Belçika Grand Prix'sinde de iki defa çarpıştı. Esteban Ocon Perez'in kendisini öldürmeye çalıştığını belirtirken sezon başından beri pilotlarının mücadele etmesine izin veren Force India takımı artık pilotlarının mücadele etmesine izin vermeyeceğini duyurdu. 2018 yılında da zaman zaman temaslar yaşayan ikili olası podyumları kaçırmış oldu ve birçok puandan mahrum kaldılar. 2018 sonunda Lance Stroll'ün babası Force India'yı satın alıp oğlunu takımın başına geçirmesinden sonra Ocon takımdan ayrıldı ve Perez-Ocon rekabeti sona ermiş oldu. 5 numarada dönemin Red Bull pilotları Sebastian Vettel ve Mark Webber. Vettel ve Webber'in arasındaki gerginlik aslında takım arkadaşı olmadan önce 2007 Japonya Grand Prix'sinde başlıyor. Vettel, Webber'e güvenlik aracı ardında çarpınca iki pilot arasındaki rekabetin temelleri asılmış oluyor. 2009'da Vettel, Toro Rosso'dan Red Bull'a yükselince iki pilot takım arkadaşı oldu ve 4'ü duble olmak üzere 6 zafer elde ettiler. Ancak 2010 yılında Red Bull'un en hızlı araca sahip olmasıyla beraber Vettel ve Webber birbirleriyle daha fazla mücadele ettiler. İspanya ve Monaco'daki zaferlerinin ardından Webber, ülkemizde yapılan Türkiye Grand Prix'sinde 3. zaferini elde etmek üzereyken Vettel ile Webber arka düzlükte aman 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 nidaları arasında yan yana gelip çarpıştılar. Evet, Red Bull'dan ateş fışkırıyordu. Vettel yarış dışı kalırken Webber pite gelip kanat değişikliğinin ardından piste dönüp yarışı 3. sırada bitirmişti. Olası bir dubleyi kaçırdılar. Gerçekten de acemiliğin böylesi. Sebastian Vettel! İnanmıyorum! İnanılacak bir Red Bull'dan ateş fışkırıyor. Bir dubleyi kaçırıyorlar. Acemiliğin böylesi. Red Bull takımı olayları yatıştırmaya çalışsa da sezonun ilerleyen yarışında İngiltere Grand Prix'sinde sinirler tekrar gerildi. Sıralama turlarında Red Bull, Webber'in güncellenmiş ön kanadını Vettel'e verince Avustralyalı pilot tepki gösterdi. Ertesi gün Webber yarışı kazanınca telsizden ikinci pilot için fena değil diyerek takıma imalı bir mesaj yolladı ve ikili arasında mücadelenin sert bir şekilde devam edeceğinin sinyallerini vermiş oldu. 2010 sezonun ikinci yarısının büyük bir bölümünde şampiyonayı lider götüren Webber, son yarış Abu Dhabi'de de Vettel'in şampiyonluğuna engel olamadı ve şampiyonayı 3. sırada tamamladı. Webber o seneden sonra bir daha şampiyonluk mücadelesine giremedi. Geçen seneden daha dominant Red Bull ile 2011'de bir yarış kazandı, 2012'de de 2 zafer elde eden Webber, sezonun son yarışında Alonso ile şampiyonluk savaşı veren Vettel'i startta sıkıştırdı ve Vettel birkaç viraj sonra spin attı. 2013 yılında ise kılıçlar son bir kez daha çekildi. Sezonun ikinci yarışı Malezya Grand Prix'sinde Webber lider giderken Vettel atak yaptı ve ilk sektör boyunca devam eden çekişmenin ardından liderliği alıp yarışı kazandı. Webber finişi geçtikten sonra kızgındı ve Vettel'in önüne sürdü. Podyumda ise gergin bir hava vardı ve Webber Vettel'e Multi 21 dedi. Bunun takımın pilotlarına 2 numaralı araç 1 numaralı aracın önüne kalacak anlamına gelen bir kod olduğu sonradan anlaşıldı. Vettel ise durumu uzun lafın kısası yarışıyordum, hızlıydım, geçtim ve kazandım şeklinde özetledi. Bu gerilimli takım arkadaşlığı Webber'in sezon sonunda emekli olmasıyla son buldu. 4 numarada Lewis Hamilton ve Nico Rosberg.
Çocukluk arkadaşı olan ve kartingde aynı takımda yarışan Hamilton ve Rosberg'in ilişkileri, Hamilton'ın 2013'te Mercedes'e geçmesiyle sekteye uğradı. Henüz ikinci yarışlarında 2013 Malezya Grand Prix'sinde podyum mücadelesi verirlerken, Rosberg'e telsizden Hamilton'ı geçmemesi söylendi ve bu durum Mercedes'in birinci pilotunu seçtiği şeklinde yorumlandı. Rosberg ise bu duruma telsizden bunu hatırlayın diye yanıt verdi. Ancak Rosberg bu durumun altında kalmayarak sonraki 4 yarışın 3'ünde pole elde etti ve 2 galibiyet aldı. Hamilton ise bu duruma kendi evinde kazanarak ve üst üste 4 pole pozisyonu elde ederek cevap verdi. 2014 yılında yeni gelen kurallarla beraber Mercedes takımı dominant bir aracı sahip oldu. Haliyle Hamilton ve Rosberg de birbirleriyle kıyasıya ve sert bir mücadeleye girdiler. Bahreyn'de destansı bir mücadeleye giriştiler. Rosberg ne kadar zorlasa da Hamilton'ı geçemedi ve ikincilik ile yetinmek zorunda kaldı. Macaristan'da Hamilton'ın takım emirlerine uymaması sinirleri epey gerdi ve ikili sıradaki yarış olan Belçika Grand Prix'sinde birbirleriyle çarpışarak zaferi Daniel Ricciardo'ya vermek zorunda kaldılar. Hamilton 2014 şampiyonluğunu aldıktan sonra 2015'te daha rahattı. Ancak 2015 Amerika Grand Prix'sinde Hamilton'ın Rosberg'i pist dışına atması ve podyumda Hamilton'ın Rosberg'e şapka fırlatması atmosferi daha da gerdi. 2016 yılında ise Rosberg diğer yıllara oranla daha hızlı, daha cesur, daha kompleydi. Sezonun ilk 4 yarışını kazanarak sezona fırtına gibi girdi. İspanya Grand Prix'sinde Hamilton ve Rosberg startta hemen sona çarpışıp yarış dışı kaldılar. Avusturya Grand Prix'sinde de son turda çarpışan ikili arasındaki gerilim had safhaya çıktı. Sezon sonuna doğru Hamilton'ın Malezya'da motor patlatması şampiyonanın kaderini etkiledi ve İngiliz pilot son 4 yarışı kazansa da Rosberg'in ikincilikleri onu şampiyon yapmasını sağladı. Alman pilot şampiyonluğu kazanmasından bir hafta sonra Formula 1'den emekli olduğunu açıklayarak Hamilton-Rosberg rekabetine son noktayı koymuş oldu. Listenin 3 numarasında Formula 1 tarihinin en iyi rekabetlerinden biri olan Hamilton ve Alonso var. 2005'te ilk şampiyonluğunu kazanmasından yalnızca 2 ay sonra Fernando Alonso 2007 yılı için McLaren ile kontrat imzalamıştı bile. Alonso 2006 sezonunda ikinci şampiyonluğunu alırken Lewis Hamilton ise GP2'de harikalar yaratıyordu. Hamilton'ın McLaren ile yaptığı testlerin ardından seneye Alonso'nun takım arkadaşı olacağı açıklandı. 22 yaşındaki bir çaylağın ilk yarışta takım arkadaşını ilk virajda dışarıdan geçmesi ve sezonun ilk 9 yarışını podyumla tamamlaması Alonso da dahil olmak üzere birçok insanı şok etti. Hamilton'ın Monaco'da Alonso ile çekişmesinin takım tarafından reddedilmesi küçük bir krize neden olsa da Hamilton bir sonraki yarış olan Kanada'yı kazanarak hayal kırıklığını üzerinden attı. Alonso-Hamilton ilişkisi Macaristan'a gelince alev aldı. Sıralama turlarında Hamilton takımın talimatını dinlemeyince son aklarda Alonso pitte Hamilton'ı bekletip pole kazandı ancak Alonso suçlu bulundu ve 5 sıra ceza aldı. Bu olaydan sonra McLaren patronu Ron Dennis ile arası açılan Alonso, Ron Dennis'in gizli maillerini açıklamak ile tehdit etti ve böylece casusluk skandalı denen olay patlak verdi. Son 2 yarışa şampiyonluk için favori giren Hamilton yaptığı hataların kurbanı oldu ve şampiyonluğu Raikkonen'e kaptırdı. Kabus gibi geçen sezonun ardından McLaren'in takım puanları silindi ve Alonso takımdan ayrılarak Renault'a geçti. Böylece Alonso Hamilton takım içi rekabeti son bulmuş oldu. Ancak Hamilton ve Alonso farklı takımlarda uzun bir süre rekabete devam ettiler. 2 numarada efsane bir rekabet. Bir tarafta profesör lakaplı Alain Prost, diğer tarafta Rain Man Ayrton Senna. Prost ve Senna sadece Formula 1 için değil, aynı zamanda tüm spor tarihinin en iyi rekabetlerinden birisi olarak gösteriliyor. Bu iki adam öyle büyük bir yeteneğe sahipti ki bütün bir döneme izlerini bıraktılar. Formula 1'de şu cümleyi çok duyarsınız. İki horozu aynı kümese koyamazsınız ve bu da tam olarak McLaren'in yaptığı şeydi. Senna henüz 3. yarışında Monaco sıralama turlarında tarihin en iyi turlarından birini atarak Prost'a 1,5 saniye fark atıp pole almıştı. Bu turla Senna mührü vurmanın sözlük karşılığını yazdı adeta. Sezon boyunca galibiyetleri paylaşan ikili Portekiz Grand Prix'sinde karşı karşıya geldi. Senna Prost'u köşeye sıkıştırdı ve yavaşlamak yerine hızlanıp yarışı kazandı. Sezonun son yarışı olan Japonya Grand Prix'si ise tarihin en iyi yarışlarından birine ev sahipliği yaptı. Yağmur altında yapılan yarışta başlarda geride kalan Senna mükemmel geri dönüş yapıp yarışı kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti. 1989 sezonunda birbirlerini geçmeyeceklerine söz verdikleri San Marino yarışında Senna Prost'u geçince Prost Senna'yı saygısız olmak ile suçladı. Sondan bir önceki yarış olan Japonya'da tekrar şampiyonluk savaşı vardı. Yarışın sonlarına doğru Senna Prost'a son şikanda atak yaparken ikili çarpıştı. Prost yarış dışı kalırken Senna devam etti ve yarışı kazandı. Ancak Senna yarıştan diskalifiye edildi ve Prost şampiyon oldu ve sezon sonu Ferrari'ye geçti. Böylece takım içi rekabeti sonlanmış oldu.
1990 yılında Ferrari'ye geçen Prost, Senna ile rekabeti devam ediyordu. 1990 yılının son yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde şampiyonluk yarışına çıkan ikili ilk virajda temas yaşayıp yarış dışı kaldılar ve Senna puan avantajı ile şampiyon oldu. Senna 1994 San Marino'da hayatını kaybettikten sonra ezeli rakibi Prost tabutunu taşımak için Sao Paulo'ya gitti ve Senna derneğine üye oldu. İşte Formula 1 böylesine mükemmel, böylesine sert, böylesine dost bir rekabet izlemiş oldu. Ve geldik listemizin bir numarasına. Bir numaraya Prost ve Senna rekabetini eklemeyi düşünüyordum. Ta ki Didier Pironi ve J. Villeneuve'in hikayesine kadar. Villeneuve ve Pironi rekabeti kısa sürse de Formula 1 tarihinin en dramatik rekabeti diyebilirim. Bir yanda Enzo Ferrari'nin prensi, tüm tifosilerin sevgilisi J. Villeneuve, diğer yanda Ferrari sponsorlarının desteklediği ancak hızı ile kendine hayran bırakan Fransız Didier Pironi. 1982'de ilk 3 yarışta Villeneuve puan alamazken Pironi 1 puan alabilmişti. Ferrari'nin amacı J. Villeneuve'ü şampiyon yapmaktı ama işleri zordu. Ferrari kendi evinde Imola'da altın değerinde bir fırsat yakaladı. Foca'nın yarışı boykot etmesiyle beraber yarışa sadece 14 pilot katıldı. Villeneuve ve Pironi sıralama turlarında hızlı ama dayanıksız Renault'ların ardında 3. ve 4. sıraları aldı. Renault'ların yarış dışı kalmasıyla beraber sahne 2 Ferrari'ndi. Ferrari pit duvarı pilotlarına yakıt tasarrufu yapmalarını ve tempoyu arttırmamaları istendi. Villeneuve emre uyarken Pironi'ye göre mücadele canlıydı ve Villeneuve'e atak yaptı. J. Villeneuve bunu Pironi'nin tifosilere biraz eğlence vermek istemesine yordu ve liderliği geri aldı. Ancak son turda Pironi atak yapıp Villeneuve'i geçti ve yarışı kazandı. Podyumda suratı asık olan Villeneuve hemen oradan ayrıldı ve şunları söyledi. Orayı terk ettim çünkü kalsam kötü şeyler söyleyecektim. Pironi oradaydı, yarışı kazanmış bir kahraman gibi görünüyordu. Ben ise şımarık ve somurtkan Hergelen'in tekiydim. Onunla bir daha asla konuşmayacağım. Asla. Savaş ilan ediyorum. Üzücü bir şekilde Villeneuve sözünü tuttu. Bir sonraki yarış olan Belçika'da sıralama turlarının bitimine 8 dakika vardı. Pironi kendisinden 0.1 saniye daha hızlıydı. Üst üste turlar atıyordu Villeneuve. Tek amacı vardı, o da Pironi'yi geçmek. Ancak viraja çok hızlı giren Villeneuve, Johann Masa arkadan çarptı ve havada taklalar atarak araçtan fırladı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Villeneuve, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Takım arkadaşı olan Pironi'ye kaybetmemek için ölüme meydan okudu Villeneuve ama bunu hayatıyla ödedi. Villeneuve ile rekabeti yok yere kızıştıran Pironi ise Formula 1 padonda istenmeyen adam haline gelmişti. Ölen takım arkadaşına aladığı başarıları kimseye içten gelmedi. O sezon şampiyona liderliğine kadar yükselen Pironi, Almanya'da yaptığı kazayla bacaklarından oldu ve bir daha Formula 1'de yarışamadı. Son 5 yarışta katılamayan Pironi, sezonu 5 puan farkla geride Keke Rosberg'in ardında 2. sırada tamamladı. Başka serilerde yarışmaya başlayan Pironi, 5 yıl sonra bir sürat teknesinde yaşadığı kaza ile hayatını kaybetti. Kaderiniz, verdiğiniz karar anlarında biçimlenir diye bir söz vardır. Belki de Pironi, o son turda o atağı yapmasa, her şey farklı olabilirdi.